sevgili arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz setlerimize. Bir yenisi daha eklendi. Hazinem isimli ahşap sandığımızı birlikte çalışalım. Artebella opak boyalarından Tafi isimli kod numarası 3038 olan boyamız ile sandığımızın sadece üst bölgesini boyamaya başlıyorum. Fırçamı boyaya batırarak boyayı yüklüyorum fırçaya. Ve sandığımın sadece şu üst kapak bölümünü tafi rengi boyamla boyayarak bir kat ve isterseniz ikinci kat boyanızı atarak transferi yapmak üzere zemini hazır hale getiriyoruz. Zeminimizi artebella tafi rengine boyadık iki kat ve hazır hale getirdik. 1424 açık zemin artebella kolay transferimi alıyorum. Sandık yüzeyine deseni transfer edeceğim. Bunun için her zaman olduğu gibi jelatinimizi kaldırıyoruz. Resmimizi yapıştırıyoruz. Ardından ıslak süngerle ya orta kısımdan ya da herhangi bir baştan başlayarak kağıdı tamponlamadan, yani şu şekilde yapmadan, kağıdı esnetmeden ıslatarak çalışmamı ilerletiyorum. Tamamen kağıt ıslandıktan sonra 20 saniye bekleyeceğim ve beyaz kağıdı kaldırıp alacağım. Kağıdımızı ıslatıp 20 saniye bekledikten sonra transferi sandık yüzeyine gerçekleştiriyoruz. Ardından ıslak süngerimizle desen yüzeyini silip peçetemizle üzerine kuruluyoruz. Şimdi sıra geldi sandığımızın üst kapağını desenle birlikte tamamlayarak çalışmaya. Bunun için yağ yeşili 30 cc, sarı yağ yeşili ve tafi rengi boyamı kullanacağım. Ve süngerimle hafif hafif patina yapmaya başlıyorum. Önce keten rengi boyamı süngerime batırıyorum. Ardından fazlasını kağıt peçete üzerine bırakarak tamponlamaya başlıyorum. Ardından yağ yeşilini de aynı şekilde yapıp şu şekilde bir desenimi yavaş yavaş tamamlayarak çalışmama devam edeceğim. Sandık kapağı yüzeyinde transfer tamamlamamızı yaptık. Şu şekilde bir görüntü elde ettik. Şimdi sandığımın şu kenar kısımlarını artebella stencil uygulayacağım. D15. Şimdi stencil çalışmalarında çalışırken bazen kullanacağımız alana fazla gelebilir stencilimiz. O yüzden biz stencil'ı keserek rahat çalışmaya sağlayabiliriz. Şimdi bir kontrol edelim. Bakalım bu kesmemiz bize yeterli gelmiş mi? Evet. Yeterli. Şuradan bir parça daha alayım. Eğri olmuş. Evet. Şimdi bant ile stencil'ımı sandık yüzeyine sabitliyorum. Şuradan da tutabildiğince sabitleyerek biraz daha menteşeden rahatlamasını sağlamak için stencil'ı kesiyorum ki zemine düz bir zemin oluşturalım. Evet.
Şimdi yerleştirdik stencil'ımızı. Ardından artırayla beyaz rölyef pastamı alıyorum. Ve doku oluşturmak üzere düzgün bir şekilde istediğim kalınlıkta rölyef pastamı, daha sonra da üzerine eskitme yapmak üzere uyguluyorum. Dip kısımlara da iyice yerleştirelim. Rahat kullanabileceğimiz bir malzemedir artebele rölyef pasta, beyaz rölyef pasta yüzeylerde. İnanılmaz güzellikte dokular vermemizi sağlar. Ben biraz yoğun sürdüm. Biraz kabarık olsun istiyorum desene. Ve düz bir şekilde tekrardan düzeltiyorum rölyef pastamı. Yoğun bir şekilde sürdükten sonra ve bir kenarından bandımı kaldırarak alıyorum. Bu şekilde bütün sandığımın kenarlarını dolaşarak çalışmama devam ediyorum. Kahverengi 3256 eskitme boyamı tabağıma sıkıyorum. Daha önceden beyaz rölyef pastamla stencil'la hazırlık yapmıştım. Ham objemin üzerine, yani eskitme boyamla eskitme yapacağım yüzeye boyamı bolca sürüyorum. Süngerimizi suyla nemlendiriyoruz. Ardından düzgün bir şekilde rölyefimizin üzerinden boyamızın, antik boyamızın fazlasını alarak doku veriyoruz ve çalışmamıza devam ediyoruz. Evet, eskitmemizi bitirdik. Şimdi su bazlı artebelle, su bazlı verniğimizle çalışmamızı koruma amaçlı vernikleyerek Hazinem isimli projemizi bitiriyoruz. Sizler de yapabilirsiniz. Kolay gelsin.